Çeşitli misallerde görüldüğü gibi fenler dünya hayatının imarına faydalı olduğu gibi manevi hayatta da hakiki manevisiyle olabilmektedir. O halde iman noktayı nazarıyla olmak şartıyla ulumu müsbete ile manevi ilimler mezcedilmelidir. İç içe kılınmalıdır. Evet, tedriste, marifte, maneviyattan ayrılmış olan ilimlerin büyük zararlara vesile olduğuna, Osmanlı İmparatorluğu'nun son devresindeki Darülfünun'un durumunu bir örnek olarak nazara veren Bediüzzaman Hazretleri diyor. Bu alemi İslam'ın alemi küfre karşı en ileri karakolu şu Darülfünun idi. Yani herhangi bir kötülüğü İslam ve insanla aykırı olan bir vaziyeti ilk görüp sezip anlayıp yakalayacak olan ilim ve fazilet erbabı Darülfünun dünyası olacaktı. Onun için en önde giden karakol İslam dünyasında. Diğerleri daha bilemeden, anlamadan bu yakalayacak. Madem böyledir, ama durumu ne? La kayıt ve gafletlikle hasmi tabiat yılan, tabiatçılık fikri yılanı, hasmı, gediği açtı artık cephenin arkasından. Yani duvarları deliyor, içine girip İslam dünyasına tabiatçılık fikrini sokacak. Açtı. Dinsizlik hücum etti. Millet epey sarsıldı. Daha o zaman Osmanlı Devleti var bunu yazdığı zaman. Millet epey sarsıldı. En ileri karakol İslamiyet, yani Darülfünun, en ileri karakol Darülfünun, İslamiyet ruhuyla tenevvür etmiş cinan olmalı. İslamiyet ruhuyla nurlanmış cennetler biçiminde olmalı. Ondan sonra da en mütesavvıf olmalı. Dine çok kuvvetle bağlı olmalı. En müteyakkız olmalı, uyanık ve hemen sinsi münafıkların perde arkasından, arka tarafından gedi açıp girme hususunda bir müsbet fen ismi altında uyutup girerken hemen yakalamalı. Nereye gidiyorsun hemşerim? Yahut da efendim be herif, sen bu halinle kimi aldatıyorsun? Şak diye yakalamalı. Yok, bizim dünyaya bu şekilde gidemezsin. Bunlar kainat sahibinin kainatta yaratılış maksatlarına aykırı bir düşünce sahibisin. Sen burada da hafiz, ahirette de hafiz. Onun için geliyorum diye bilmeli. O zaman mutayakkız, ferasetli olmalı. Yahut o dar olmamalı. O zaman ya değilse böyle o mektep olmamalı. Niye? İslam'ı aldatmamalı. Adam uyuyor şimdi. Niye uyuyorsun lan? Darülfünun var. Bir şey olsa onlar bilirler ya. Der uyur milleti. Aldanmış bak, gördün mü? Millet dese ki ya sen kendini korursan korur, korumazsan yok kimse başka. Bilseler. Var diyor, Darülfünun var. En yüksek mektep ve hocaları var. O zaman aldanıyor. İslam'ı aldatmamalı. İmanın yeri kalptir. İmanse oluyor, makesi nur iman. Şimdi birdenbir buraya atladı. Niye? Hiç de atlamadı. İmparatorluğun son devrelerinde bir yanlış anlayış seziliyor. Nedir o? İlmi mantığa ve ilmi yani kelama gide gide iman, din, İslamiyet akıl ve ilim gibi zannedilmiş. Hayır. O ehemmiyetlidir ilim ve akıl, ama imanın asıl merkezi orası değil. Dima ve akıl ilim değil. İmanın asıl bir merkezi var. Bunun da o sahada aklın ve ilmin de bir vazifesi var. Ama zaman itibariyle ilim mistik hayatına bırakılmış. Bu sefer ayrılmış da, ayda hatta zıtlaşma da meydana getirmişler parmak eğri. Bu sefer imparatorluğun asıl yıkılma, kahtı ricali adam çokken hakiki, kamil ve alim insan kıtlığı şiddetle başladı, giderek çoğaldı. Yusuf Hazretleri hemen bir Darülfünun meselesini el attı, fakat vaesefa bütün çalışmaları çeşitli manalarla geri kaldı. Ve nihayet Darda başlayan nurlu faaliyeti de ortaya çıktı. Şimdi yeniden dünya istila etmektedir. Dar olmamalıdır. İslam'ı aldatmamalı. Yani vazifesi dinsizliğin, münafıklığın, tahribatını görüp anlamak ve müdahale etmek iken yapamaz bir durumda olunca millet aldanır. Gaflete düşer yani. Onlar var, biz ne anlarız bu işten? İlim dünyası var diye düşünür, aldanır. Hatta onlar bile bu şekilde ortaya çıkarlarsa millet de gençliği, çocuklarını onlara verir. Onlar da böyle gafletli fikirlerle aşılanırlar, aldanır. Kim işte bak, Türkiye'nin durumu meydanda.